Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün 6 Kasım 2013 Çarşamba. Evet, bugün dün sizlerle birlikte değildik. Daha önce haber vermiştim ama şu an yeniden birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Evet, bugün piyasaları konuşacağız. Oldukça hareketli bir piyasa var. Dışarıdan gelen veriler çok fazla etkiliyor. Diğer taraftan bir anda sürpriz bir şekilde Emlak GEO'nun bugün halka arz talep toplaması başladı ve piyasalarda dün borsada sert bir düşüş vardı. Dolarda yukarı yönlü bir hareket vardı. Bu sabah bir miktar dolar geri çekilmiş durumda. Saat 10.30'da İstanbul Sanayi Odası'nda Sayın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın bir konuşması var. O konuşmada söyleyeceklerine şu an piyasa odaklanmış durumda. Neler olabilir? Borsada alım zamanı geldi mi? Dolarda Merkez Bankası başarabilecek mi TL'nin değerli olabilmesini? Tüm bunları şu an Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan'la konuşacağız. Üzeyir, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet. Sen dünü bir özetler misin? Dün ne oldu piyasalarda? Dün baktığımızda öncelikli olarak yurt dışında bir negatif etki vardı. Bunu bariz bir şekilde görmüştük ama İMKB tarafına baktığımızda, yani Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bu etkinin daha da sert olduğunu gördük. Bu da geçtiğimiz hafta enflasyon raporu sonrasında iyice artan negatif ayrışmanın bir etkisi oldu. İçeride ciddi şekilde bir stres var. Özellikle dövizin yukarı gidiyor olması, enflasyonun beklentilerin üstünde gelmiş olması borsa tarafında da ciddi bir etki yaratıyor. Biz bunu bayram öncesinde de sizle konuşmuştuk hatırlarsanız. Yani borsa için olumlu bir dönem başladı. Yıl sonuna kadar olan süreçte en azından ABD tarafında olumsuz bir tablo gözükmüyor demiştik. Bu olumlu yansıyabilir borsalara. Evet. Ama dolar TL kurundaki stres eğer devam edecek olursa bunun borsa tarafında da ciddi olumsuz etkileri olabilir diye bahsetmiştik. Yani, burada kurun yukarı yönlü hareketin devam ettirmesi, buna enflasyonun da olumsuz gelmesi, enflasyon raporunda ek parasal sıkılaştırmanın gelecek olması, bugün Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasının olacak olması ve bu ek sıkılaştırmanın burada açıklanabilecek olması bizim Borsa İstanbul tarafında da olumsuz etki arttırdı. Ve ek sıkılaştırma derken ne yapabilir Merkez Bankası sence? Yani bugün Erdem Başçı ne söyleyebilir? Burada açısı farklı alternatifler ama burada en olasılık dışı olan senaryo artık hepimiz biliyoruz ki faizlerde bir arttırım olmaması. Yani bu olmayacak. Diğer taraftan ihalelerde belki değişim olabilir. Merkez Bankası burada repo ihalelerinde arttırım azaltım şeklinde piyasaya müdahale edebilir. Yine o şekilde bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında döviz satım ihaleleri yine devam edecek gibi gözüküyor. Belki biraz daha tutar arttırılabilir. Bu şekilde bir adım gelebilir diye düşünüyorum. Ya benim anlamadığım döviz depo ihalesi niye açmıyor? Yani piyasaya elinde nasıl olsa rezervi fazla. İlla satmak zorunda mı? Depo ihalesi açıp dövize ihtiyaç olanlara direkt olarak belli bir vadeyle borç verse, yani bir hafta, bu bir günlük, işte bir aylık vesaire. Yani olabilecek bir senaryo, bu denenebilir. Burada farklı senaryolar da konuşuyordu. Rezerv opsiyon mekanizması belki gündeme gelebilir diye konuşmuştuk ama o da gündeme gelmesi de çok olumlu etki yaratmayacağı konuşuldu ki biz de buna katılıyoruz. Bankalara bu rezerv opsiyon mekanizması da katsayılar düşürülse bile bankaların bunu piyasaya döviz olarak çıkartmayacağı, yani elindeki dövizi bozdurmayacağı, yine kendi döviz pozisyonları olarak koruyacağı ifade ediliyor ki bu konuda da haklılar bence. Yani bu şekilde etkisi olmayacak gibi gözüküyor. Belki ihaleler yöntemiyle, bu depo ihaleler yöntemiyle belki müdahale edilebilir. Bu da bir seçenek. Ama alınan o dövizlerin de bankalar vesaire tarafından TL'ye döndürüleceği de kuşkulu. Yani onlar ihaleden alınmış olsa bile yine bunlar da döviz olarak tutulması tercih edilebilir. Yani piyasada TL'ye dönüşmeyebilir bunlar. Onun da o sıkıntısı var. Yani rezerv opsiyon mekanizması da aynı risk söz konusu. Ya, rezerv opsiyon mekanizması zaten içeriye döviz gelirken iyi çalışıyordu. Giderken, çünkü döviz kaçarken çalışmaz ki zaten. Yani zaten o bir opsiyon. Adamın dövize ihtiyacı varsa o opsiyonu kullanmaz ki zaten. Yani belli bir oranda niye altın veya dolar tutsun ki Merkez Bankası'nda TL mevduatın karşılığını? İsterse onu TL olarak tutar. Şimdi bir yandan TL'yi sıkıştırdığı için, bir yandan da bankaların kendi döviz pozisyonlarını ayarlamak zorunda oldukları için
çok fazla çalışan bir şey değil. Yani iyi günlerdeyken işe yaradı. İşe yaradı. Hatta iyi günlerdeyken asıl işe yarayacak şey çok yüklü döviz alımlarıydı. Yani o zaman sen rezervini gerçekten arttırıyordun. Şu an senin artan rezervin şey değil ki. Kendi rezervin kendi değil ki. Yani bankaların sende tuttukları para. Yarın istedikleri an vermek zorundasın. Burada sıkıntı bankaların döviz ihtiyacı olsa bir şekilde Merkez Bankası bunu ihaleyle karşılayabilir. Onlara borç verebilir vesaire yapabilir ama burada sıkıntı daha çok reel sektörün olduğu gözüküyor. Reel sektörün de çok fazla enstrüman kullanma alışkanlığı yok. Yani döviz borcu varsa bunu döviz alarak karşılıyor. Yani bunu vadeli işlemlerde bile hedge etmek gibi bir uygulamaları yok ki diğer zaten ihale yöntemlerine vesaire girsin. Yani ben anlamıyorum yani şu vadeli işlemler piyasasına bir türlü şu şirketleri getiremediler. Kesinlikle. Dolayısıyla likidite yok. Yani git sen kendin yani 100 bin dolar almaya kalk bulamıyorsun ya. Yani vadeli işlemler piyasasında. Şimdi arkadaşlarımızdan biri burada ev aldı. Diyorum ki bak dolar çok düştü. Pozisyonunu kapat diyorum. Ya o kadar param yok gidiyor. 80 bin dolarım, 85 bin dolarım yok gidiyor. Ya diyorum 8500 dolarla sabitleyebilirsin şeyi. 8500 dolara yatırırsın, 85 bin doları alacağını garanti altına alırsın. 1.95'te, 1.96'dayken. Ve bunu anlatamıyoruz. Yani bunu bırak şeye normal hani finansal okuryazarlık konusunda hakikaten bayağı iyice kafayı takmış durumdayız. Şirketler gelmezse o piyasaya sadece spekülatörlerin döviz piyasasında da işlem yaptığını görmüyoruz. Herkes zaten yurt dışı piyasalara gitti, FX piyasalara. Orada likidite daha yüksek. Zaten buradaki VOB'u, VIOP'u öldürdü yani. Döviz işlemlerinde yok. Bu arada Üzeyir hemen bir hatırlatma yapacağım izleyicilerimize. Sevgili seyirciler, biraz sonra reklam arasından sonra Ersu Gıda'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Akman bizlerle olacak. Ve biliyorsunuz Ersu Gıda halka açık bir şirket. Belki hisse senedini almış olabilirsiniz. Ali Bey'e şirket nereye gidiyor, ne yapıyorsunuz diye soracağız. Ve o sohbeti bence izlemenizde fayda var. Yani hakikaten bir yatırımcı gözüyle nasıl bakmak lazım? Bunu biraz hem de finansal okuryazarlığı da geliştirmek adına Ali Bey'le konuşurken sergilemeye çalışacağız. Evet, şimdi gelelim istersen şeye. Yani borsanın düşüş sebebi. Dün Amerika'da ISM imalat dışı endeks beklentinin çok üzerinde geldi. Evet. 54,5 bekleniyordu. 55,4 geldi. O zaman Aralık'ta yapılacak tahvil azaltımı diye bir beklenti oluştu. Şimdi dört gözle Cuma bekleniyor. Tarım dışı istihdam. Bir de yarın Amerika'nın büyüme verisi var. Ve Avrupa Merkez Bankası toplantısı. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı biraz geri planda kaldı ya Üzeyir. Evet. Yani şu an o faizi sanki indirecekmiş gibi bir fiyatlama var zaten şeyde. Yani Avrupa'da baktığın zaman. Zaten Avrupa'da açıkladı. Ekonomik büyüme kötü gidiyor vesaire. Sürekli olarak sen 2 sene önce yazdıkları rapora bak. Bu sene Avrupa'da %1,9 büyüme bekleniyordu yani 2013 için verdikleri hedef. Şu an her şey şaşmış durumda. Ki Avrupa toparlanamıyorsa çok büyük bir saatli bomba orada tık 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 atıyor demektir yani. Orada sürekli borçlar artıyor. Ve ileride sıkıntı da yaratır. Gelelim biz borsada dün bu sebeplerle düşüş oldu. Bir de Erdem Başçı'nın açık konuşma yapacağı açıklandığı anda başladı değil mi evet. Düşüş? Yani etkisi büyük. Evet. Yani Erdem Başçı yarın bu yüksek enflasyondan sonra daha da sıkılaştırıcı, daha da faizleri yükseltici. Yani faizi yükseltmeyecek ama piyasa faizi buna reaksiyon verecek. Verecek ya bir de piyasaya verdiği parayı da kısacak. Belki istisnai gün sayısını arttıracak. Yani bugün belki. O zaman da hisseleri olumsuz etkiliyor. Borsaya dönelim istersen. Borsada ne diyorsun? Yani dip görüldü mü? Şu an yatırımcı soruyor. Diyor ki ben diyor Yaşar Hocam borsada alım zamanı geldi mi? İyi gene onlar kalmışlar. Nakitte kalmışlar yani onu soranlar. Borsanın grafiğini verelim arkadaşlar. Dünkü o sert düşüşü bir gösterelim eğer verebiliyorsak. Dikkat edersen burada burası saat 15.10. O ana kadar 76.300-500 civarında böyle yatay bir hareket var. Zaten şurada açılıyor. Gün şurada başlıyor. Başladıktan sonra biraz yukarı gidiyor. Sonra sıkışık bir seyir. Sonra da şu destek aşağı kırılıyor. Yani oraya kadar çok normaldi aslında piyasanın görünümü. Evet. Yurt dışıyla da koreliydi gayet. Evet. Neyse. Ne zaman ki Erdem Başçı'nın konuşacağı açıklandı. Arkasından bir de zaten ISM imalat geldi. Saat o seans sonuna doğru geldi.
Ondan itibaren de borsa 75.500 bir destek olabilirdi. Orada tutunmaya çalıştı bak şurada. Ve seans sonuna doğru burayı da kırdı ve aşağı geldi. Burada her zaman şunu söylüyoruz yatırımcılara. Eğer önceden stop koymazsanız sevgili yatırımcılar, hakikaten normalde çok daha büyük düşüşlere yakalanabiliyorsunuz. Bu yüzden bu tür sert düşüşlerden kurtulmanın tek yolu frene basmak ve stop koymak. Daha önceden belirlediğiniz belli bir zarara katlanmak. Aksi halde zararlar büyüdükçe o zararları toparlamak çok daha zor oluyor. Senin buradaki görüşünü alalım. 73.500 civarında daha önce iki defa görülmüş bir destek var. Evet. Gider mi altına? Ben gitmez diye tahmin ediyorum ama gitme ihtimali de tabii her zaman var. Ben bu hafta Para Dergisi'nde bu konuya değinmiştim. Daha çok borsaya değinmiştim. Hani borsada nasıl bir senaryo izlenebilir diye. Evet. Burada birincisi risk almadan piyasada bir getiri sağlanamıyor. Bu aşikar yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada ben iki senaryo vermiştim. İki tane alım önerisi. Bunlardan İkisi de başarısız olabilir ama birinin başarılı olması ihtimalinde ciddi bir kar potansiyeli var demiştim. Bunlardan biri 76 bin civarından alım yapmak ama 75.500'de kesin stop bulundurmak. Çünkü 76 bin kırıldığında sonraki yükseliş hareketleri belki 75.500'ün altını test edip tekrar 76 bine gidecek ama o süreçte 74 bin hedefli bir satış dalgası gelebilir diye düşünmüştüm. Ben o noktada ikinci senaryo 75.500'e stop yaptıktan sonra bekleyip 74 bin civarına 73.900, 74.500 aralığından yeniden alım yapılması yönündeydi ve bunun da stopunun 73.500 belki 73.250 civarında bulundurulması gerektiğini, yani yaklaşık orada bir 500 puanlık, 1000 puanlık bir stop loss bulundurulması gerektiği, buradan yapılacak alım da tekrar yukarı yönlü bir hareket olabileceği yönündeydi. Nitekim burada 73.900, 74.500 aralığında hem Fibonacci'nin geri dönüş seviyeleri var hem 50 günlük ortalama, 100 günlük ortalama önemli bir destek noktasıydı. Bundan önceki seviyede ilk etap 76.000-76.500 civarıydı. Burada iki senaryoda da ben şunu ifade etmiştim. Yaklaşık 500 puanlık, 1000 puanlık risk alınması. Ama bunun karşılığında getiri potansiyeli burada 4-5 bin puan civarında. Yani ben endeks eğer 73.500, 74.000 civarında destek yapabilecek olursa bu gerilemede, oraları görür ve destek yapabilirse dönüşte en azından bir 79 bin testini tekrar yapabileceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık orada 4.000-5.000 puanlık bir getiri vaat ediyor. O zaman ben senin söylediklerinden şunu anlıyorum. Yani o zaman bugün zaten piyasanın ve yarın ve öbür gün yukarı dönmesi beklenmez. Yani kolay bir şekilde. Evet, çok bir tek mümkün. Cuma günü öğleden sonra dönebiliriz. O da saat 15.30'da açıklandıktan sonra tarım dışı istihdam verisi. O tarım dışı istihdam verisi iyi ya da kötü. Yani çok iyi gelirse Amerika için bizim için kötü haber olacaktır. O orada çok sert bir satış gelir. Ayrıca büyüme verisine de bakacak piyasa. Ama cuma günü özellikle o dalga geldiği anda, yani çok iyi bir veri geldi Amerika'da ve hızla borsa düşüyor. Orada artık asla satış önerilmemesi lazım. Kesinlikle. O seviyede. Yani satacak insan bugün bir yukarı tepki olduğunda satıp cuma, perşembe, cumayı bekleyebilir. Ama cumaya kadar benim beklentim borsada net bir yukarı yönlü trendin başlamaması. Karışık olacak. Bugün Erdem Başçı'nın etkisi bitecek. Yani onun ne söyleyeceğini göreceğiz. Ne kadar bir sıkılaştırmaya başlayacağını. Arkasından büyüme verisini göreceğiz. Zaten yarın Avrupa Merkez Bankası Draghi'de kararını açıklayacak. Belki gelecek hafta. Yani gelecek hafta çok daha iyi olabilir piyasa. Çünkü ne kadar kötü şu ana kadar beklenti varsa, ben şeyi açıkça söyleyeyim. Dün paramı ne yapayım komun şeyi vardı, lansmanı vardı. Orada da söyledik. Mesela biz 80.500'deyken hakikaten hisseleri sattırdık. Sonra 76.000'de aldırdık. 76.000 seviyesinde yeniden alım yaptırdık. 76.000 seviyesinde alım yaptırdık ama senin söylediğin tam 75.750-75.500 civarına stop koydurduk. Dün o stoplardan 3 tanesi çalıştı. Mesela 3 tanesi de çalışmadı. 3 tanesi de hala çok güçlü duruyor hisselerin. Ve aşağı doğru geldiğinde normalde önceden plan yapmak gerekiyor. Yani önceden haberler nasıl reaksiyon verir, şu reaksiyonu verirse B planım şudur diye. Ben bunu yatırımcının hani bilgilenmesi açısından söylüyorum ama genel özetlersek o zaman cuma gününe kadar borsada çok fazla bir hareket, yukarı yönlü güçlü beklemek bir tepki lazım. Beklememek lazım. Cuma günü 15.30'dan sonra birçok şeyi değişebilir. Aynen. Katılıyorum. Cuma günü veri her ne kadar benim beklentim çok olumlu bir veri gelmeyecek olsa da veri olumlu dahi gelse bu sefer de
verinin kalitesi konuşulmaya başlanacak. Yani o hükümetin kapalı olduğu dönem vesaire gündeme gelecek. Bu verinin çok gerçekleri yansıtmayabileceği, işte apar topar toplandığı yönde ifadeler de gündeme gelebilecek ve yine bir bahane uydurulabilecek. Yani ben açıkçası özellikle Amerika tarafına baktığımızda zaten düşmek istemeyen bir piyasa var orada. Dow Jones, S&P'ye baktığımızda grafikler düşmek istemediğini net bir şekilde gösteriyor. Mesela sorun gelişmekte olan piyasalarda. Yani bu sabah bakıyorum şu an Amerika'da vadeli endeksler %0.40 yani binde 40 yukarıda. Yok, bu oldukça sert bir yukarı hareket. Kesinlikle yani bugünün bu saatleri için dünkü düşüşten sonra. Evet, Asya'ya bakıyorum, Asya cephesi de hiç fena değil. Bir tek Çin artıdaydı, eksiye geçmiş şu an. Nikkei Japonya 0.79 yukarıda. Bir de şeye bakalım, Hong Kong'a bakalım. Hong Kong'da 0.31 yukarıda. Genel Asya ve dış piyasalar şu an çok olumsuz değil. Hı. Bizdeki ekstra olumsuzluk Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın konuşma haberinden başladı. Dolayısıyla bu haber nedeniyle başladığı için o zaten dün fiyatlara girdi. Yani aslında Erdem Başçı'nın söyleyeceği daha sıkılaştırıcı ve faizleri arttırıcı şey bence dünden itibaren bugün de fiyatlanacak evet, o. Bugün de bir miktar ilk şokunu yaşatacak sonra. Evet, o yüzden 74 bin civarı yani 73.500 zaten dip seviye, üçlü dip. O civar belki bir şey olabilir. Onun altı bence ayı tuzağı olacak. Yani onun altına geçerse orada her şekilde alım önermek lazım diye düşünüyorum. Evet, şu an baktığımız zaten geçtiğimiz haftaki negatif ayrışmada aslında Erdem Başçı'nın açıklamalarıydı. Yani orada da enflasyon raporundaki eksiklaştırma söylemleriydi. Yani bizim aslında bayramdan sonraki sürece baktığımızda ben açıkçası bayram sonrası benim tek korkum kurdu. Bunu burada da ifade etmiştik. Yani kurum bir şekilde üzerinde baskı oluşturulabilmesi gerekiyordu. Özellikle bayramdan sonraki o 4-5 günlük süreç bunun için çok müsaitti. Merkez Bankası orada kurum belini kırabilecek bir hamle yapabilmiş olsaydı kur belki bugün tekrar 2 liranın üzerine çıkmamış olacaktı. Yani o baskıyla 1.92'lere 94'lere gerileyen bir kur bu tepkiyle tekrar 1.97-1.98 civarını test ediyor olacaktı şu an itibariyle. Şimdi zaten sen de şu soruya cevap veriyorsun. Muhammed Balcı diyor ki bugün ve yarın açıklanacak verilerin altın ve dolar TL'ye etkisi ne olur? Yorumlarınızı bekliyorum diyor. Şimdi bir kere Erdem Başçı'nın söyleyeceği her şey doları aşağı itici olacaktır. Zaten bu sabah itibariyle dolar aşağı doğru geliyor. Evet. Yani sıkılaştırmadan bak. Fakat sorun şu. Geçici oluyor. Geçici oluyor. Yani saman alevi gibi. Hemen ya samanı yak. Tak yanar söner biter yani ısı da vermez kalorisi de yoktur. Saman alevi gibi oluyor. Asıl tehlike tüm bu sıkılaştırma sözlemlerine rağmen 2.05'in geçilmesi olur. Yani kesinlikle. Yani 2.05 geçilirse tüm bu sıkılaştırmaya rağmen o zaman hakikaten çok olumsuz bir piyasa şartıyla karşılaşırız. Bu arada altını da şey yapalım istersen altında ne diyorsun? Şu an altın grafiğini de ben hazırlayayım. Biliyorsun altın da aynı reaksiyonu veriyor bizim borsa gibi. Evet. Yani ne zaman Amerika kötüye giderse altın yükseliyor, iyiye giderse de artıyor. Şu an altın daha önce 1429 dolarları görmüştü. Düştü, 1280 dolarların altına geldi, 1250 dolar civarı. Sonra tekrar 1367'ye geldi. Tam şu an 1300'de bulunuyor. Desteği de yani ons bazında desteği de yaklaşık olarak 1270 civarı, dolar civarı. Altında sen ne bekliyorsun? Şu çok kötü bir omuz baş omuz gösteriyor ya şey sanki evet, eğer bu 1260'a gelirse bir daha 65'e sanki oradan itibaren çok sert belki, düşüşler. 1260'lar dibinde altı. Evet. Yani bozuldu altındaki görüntü. Altındaki görünüm bozuldu. Ben şöyle diyorum. Burada 1360 dolar civarı kısa vadeli hatta uzun vadeli diyebiliriz o trend için. Düşen trendin bulunduğu seviyelerde yaklaşık. Oralar aşılamadı. Ve oradan tekrar 1330 doların altına inmesi negatif görüntü arttırdı. Ben burada 1300'ün de altına inebilir diye düşünüyorum. Ve ilk etapta 1270-1280 test edilebilecek bölgeler. Buralar omuz baş omuz için de önemli. Daha önce test edilmesi açısından da evet. Önemli. Yani buradan bir tepki gelebilir. Ama gelmezse altında 1150 dolar, 1160 dolar hedef olabilir. Evet, altında düşüş daha yüksek olasılık sevgili seyirciler. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra Ersu Guday Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, Sayın Ali Akman bizlerle birlikte olacak. Özellikle halka açık bir şirket olarak hisse senedi yatırımcılara da eğer varsa Ersu hisseniz dikkatle izlemenizi öneririz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, paranın rotasında tekrar sizlerle birlikteyiz. Az önce piyasalara baktık ve piyasalarda yönü konuştuk. Ama şimdi de
Ersu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Akman stüdyomuzda. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Evet, biz haftada bir de bazen iki defa da yapıyoruz. Reel sektörün sesini de buradan duyuralım diyoruz. Çünkü hep finans konuşuyoruz. Hep bu finans uzmanları zaten başımızın belası. Yani bu finans uzmanları olmadan seyirci de izlemiyor bizi. Dolar ne olacak, borsa ne olacak çok merak ediyorlar ama sizinle biraz reel sektörü konuşalım. Üstelik siz de halka açık bir şirketsiniz. Tabii çok daha dikkatli konuşmak zorundasınız. Çünkü doğru. Her an her bilgi şey olabilir. Spekülatif etkiler de yaratabilir. Önce Ersu'nun kısaca bir hikayesini söyler misiniz? Yani Ersu'yu bir kısaca tanıyalım. Ersu 1969'da kurulmuş Konyaereğli'de Türkiye'nin ilk meyve suyu fabrikalarından birisidir. Evet. Bizim Akman grubu 1984'te Ersu'nun hisselerini alarak ortak oldu. Ve 84'ten itibaren ciddi yatırımlar yaparak Ersu'yu bugüne getirdi. Ersu 2000 yılında halka açıldı. Borsaya endekslendi. Ya 13 yıldır da halka açık bir şirkettir. Evet. Ersu Türkiye'de yetişen tüm meyveleri işleyebilen, bunların konsantresini ve püresini yapabilen, aynı zamanda şişeleyebilen veya ambalajlayabilen Türkiye'nin nadir entegre şirketlerinden birisidir. Evet. Ve sonuç olarak biz de sofralarımızda meyve suları içiyoruz. Bazılarını beğeniyoruz, bazılarını beğenmiyoruz. Birçok soru da oluyor kafamızda. Bir hoca konuşuyor, diyor ki işte yok sakın şunu içmeyin diyor. Diğerleri diyor ki ya kardeşim bunu zaten Sağlık Bakanlığı izin vermiş, şunları yapmış vesaire. Orada insanların kafası çok fazla karışıyor. Ama görebildiğim şey şu, yani genel olarak hani meyve suyu sektöründe hani çocuklar falan çok seviyor. Biz sürekli meyve suyu alıyoruz evimize. Bir de sizin yeni ürünleriniz var. Şimdi şirketinizin de şeye baktığımızda, yani genel olarak performansa baktığımızda, yatırımcı açısından da performansa baktığımızda bazen kar ediyor, bazen zarar ediyor. Yatırımcılara vereceğiniz mesaj var mı? Yeni ürününüz nedir? Bu ne kadar cironuzu etkileyebilir? Ve önce bir yeni üründen bahsedelim. Peki, Ersu olarak değil de bir de bizim Golden Meyve Suyu adında iki tane üretim yapan fabrikamız var. Biri Antalya'da, biri Afyon'da. Golden markamızla meyveli içecek çıkarttık. Dünyada meyve suyu sektöründe önemli sorunlardan birisi obezite. Çünkü %100 meyve suyunun kalorisi biraz yüksek. Özellikle gelişmiş ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa'da %100 meyve suyundan yavaş yavaş daha seyreltilmiş, kalorisi daha düşük meyveli içeceklere yönelme var. Bu doğrultuda da zaten Türkiye'de de özellikle okullarda artık gazlı meşrubat yasaklandı. Bunun yerine meyveli içecek öneriliyor. Biz %100 doğal aroma içeren, renk içeren, içinde minimum %10 meyve suyu olan bir ürün çıkarttık. Golden meyveli içecek. Buradaki hedefimiz 5-17 yaş grubu. Okullarda gazlı meşrubat yerine, çünkü gazlı meşrubatta şeker ve faydalı hemen hemen hiçbir şey bulunmuyor. Evet. Ve dünyada da gazlı meşrubat tüketimi azalıyor. Evet. Bu sektörü hedefleyerek Golden meyveli içeceği çıkarttık. Ve şu anda da çok başarılı gidiyor. Yeni lansmanı oldu geçen hafta biliyorsunuz. Evet. Bizim ikinci sorunuza gelince, sektörümüzün en önemli problemi tüketiciye meyve suyunun ne olduğunu anlatamamız. Bunun için de bir derneğimiz var, Meyve Sucular Derneği. Ben bunun kurucusuyum. Aynı zamanda halen de yönetim kurulunda faaliyetteyim. Evet. Biz tüketiciye meyve suyu nedir, meyve nektarı nedir, meyveli içecek nedir bunu anlatmamız gerekiyor. Maalesef çok ciddi bir bilgi kirlenmesi var. Köşe yazarları, bazı profesörler, diyetisyenler rating yapmak için, kendilerine isim yapmak için gerçek dışı bilgi üretiyorlar sürekli. Bu da tabii tüketiciyi korkutuyor. Nedir peki o aradaki fark? Meyve suyuyla nektarı. Evet, nektar vesaire. Meyve suyu başlıca 4 gruba ayrılıyor. Meyve suyu dediğiniz zaman %100 meyve suyudur. İçinde başka hiçbir şey içermez. Meyve nektarı dediğiniz zaman içinde minimum %35 meyve suyu olması gerekiyor. Meyveli içecek dediğiniz zaman diğeri ne? %35'in arta kalan. 10 üzeri şeker ve su ile ve sitrik asit veya limon tuzu dediğimizle şeker oranını dengeliyoruz. Yani %35 meyve suyu koyuyoruz. Limon tuzu ve
şekerle gerisini balanslıyoruz. Evet. Bu da çok faydalı bir ürün. %10 olan ise meyveli içecek. Bir de aromalı içecek veya tozlu içecekler var. Bu sıfırdan itibaren oluyor. Dolayısıyla tüketici alırken ürünü muhakkak bakmalı. Eğer meyve suyu diyorsa %100 içerisinde meyve suyu olmak zorunda. Meyve nektarı diyorsa %35, meyveli içecek diyorsa %10. Şimdi bunun hepsi faydalı. Konsantre yapılıyor da meyve suyu, daha sonra üzerine su ve şey mi katılıyor? Evet, örneğin vişne yazın sadece 3 hafta oluyor. Biz vişneyi alıyoruz, içindeki H2O'yu yani suyu buharlaştırıyoruz, konsantre haline getiriyoruz. Diyelim ki 6 birim vişne suyundan 1 birim vişne konsantresi yapıyoruz. Bunu tekrar Ocak ayında, Şubat ayında 5 birim H2O koyarak gene doğal meyve suyu haline getiriyoruz. Evet. Bu %100 meyve suyu bu tanıma giriyor. Bunu tüketiciye işte çok düzgün aktarmamız lazım. Tamamen steril ortamda pastörize ederek dolum yapıyoruz. Aha. Hiçbir koruyucu ihtiva etmez. Evet. 1980 yılında çıkan mevzuata göre meyve suyuna koruyucu katmak yasaktır. Eğer herhangi bir üretici meyve suyuna koruyucu katarsa bunun cezası hapistir. Dolayısıyla derneğimiz de 2000 yılından beri piyasadan meyve sularını toplayıp TÜBİTAK'ta ve yurt dışında bir laboratuvarda ürünleri analiz ettirmekte. Eğer uymayan bir üretici varsa bunu derhal ilgili merceğe yaptırım uyguluyoruz. Ve evet. Son 12 yıldır bu kurala uymayan üretici Türkiye'de bulunmuyor. Evet. Levent Göktem diyor ki, Yaşar Hocam, meyve sularında kullanılan meyveler yurt dışından ithal ediliyormuş diye duydum. Böyle bir şey var mı? Hayır, yok. Türkiye'de üretilen tüm meyve suları Türkiye'deki meyvelerden yapılıyor. Çünkü meyve ithalatında yaklaşık %65 vergi var. Bu da işin rantavlı olmasını engeller. Evet. Peki, şimdi yatırımcılara yönelik olarak. Biz şu an bir araştırma biriminin de başındayım ben. En büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bir şirketi analiz ederken faaliyet raporlarına baktığımızda, yani sizin faaliyet raporunuzu ayrıntılı bir şekilde ben incelemedim ama baktığımızda ya sektör hakkında hiçbir bilgi bulamıyoruz. Mesela siz şimdi sektörü anlatıyorsunuz. Faaliyet raporuna bakıyoruz. Bu şirketin sektördeki yeri nedir? Ne kadar bir pazar payı var? Büyüme potansiyeli nedir? Geleceğe ilişkin beklentileri nedir? Şirket yönetimi ne düşünüyor? Gerçekten ortaklarına neler vaat ediyor? Bunları belki %90'ında bulamıyoruz bu şirketlerin. Yani bu şeylerin. Ve bu faaliyet raporları gerçekten çok önemli bir sorun Türkiye'deki yatırımcı için. Yani Türkiye'de yatırımcı sayısının artabilmesi için bu faaliyet raporlarının çok kaliteli olması lazım. Şimdi bir şirket söyleyeceğim. Adını söylemeyeceğim. Türkiye'de bu şirkete soru soruyoruz. Diyoruz ki sizin pazar payınız nedir? Ticari sır veremem. Ya ben ortak olacağım. Ortak olmak isteyen var sana. Sen pazar payını bile söylemiyorsun. Yani bu nasıl bir ticari sırdır? Ve içinde sektörle ilgili hiç bilgi yok. Hiçbir surette şirketin politikası ne olacak onunla ilgili bilgi yok. Artı aynı şirketin, Amerika'da da var aynı şirket. Zaten Amerikan bir şirket. Orada da halka açık. Oradan faaliyet raporunu indiriyorum. Bizdeki 13 sayfa, oradaki 288 sayfa. Yönetim kurulu üyelerinin şirket politikasını nasıl yapalım, ne yapalım diye tartışmaları bile yer alıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Sizin faaliyet raporlarınızı siz nasıl hazırlıyorsunuz? Ve yatırımcıya şu an vereceğiniz mesaj nedir? Yani gerçekten Ersu'nun ortağı olsunlar mı? Genel olarak baktığım kadarıyla bu bilançolara, gelirlere. Mesela sıfır etrafında kar zarar, hani kriz dönemlerini çıkartarak dolaşıyor. Çok anlamlı, ciddi bir hani sürekli bir karlılık vesaire yok. Bundan sonra olacak mı? Oradaki sizin şeyleriniz nedir? Ya da rekabet mi çok yoğun? Maliyetler mi çok yüksek? Sorularınızı sırayla, birkaç soru vardı. Sırayla yanıtlayayım. Önce bilgilendirme konusu. Ben diğer firmalar için değil, kendi firmam adına konuşuyorum. Kamuoyu aydınlatma platformu doğrultusunda bizim web sayfamızda sürekli bilgiler güncellenmekte. En ufak bir değişiklik yatırımcılarımıza bu platformdan
iletilmekte ve bizim faaliyet raporlarımız biraz önce de bahsettiğiniz gibi tüm yatırım planlarımızı, yaptıklarımızı içeren kapsamlı açıklama gerektiriyor. Aynı zamanda SPK'nın yeni mevzuatına göre de bunları çok şeffaf bir şekilde açıklamak durumundayız. Evet. Bilmiyorum, belki SPK bu toplantıdan sonra size bilgi danışabilir. Yok, hangisi olduğuna dair. Yok, zaten ben sermaye piyasası kurumundaki arkadaşlarla da hani bu konuyu görüşüyorum. Hakikaten yatırımcının karar verip, yani biz analist olarak en son şuna bakıyoruz. O bilgiyi bile alamıyorsam ben bu şirketin geleceğini nasıl tahmin edeyim? Ne planını göremiyorum ki. Vizyonu yok ki. Yani o zaman geçmiş geleceğin aynasıysa diyoruz. Ancak öyle bir varsayım yapıyoruz. Evet. O kadar. Şimdi bizim sektörümüz tarım sektörü, meyveye dayalı bir sektör olduğu için meyvedeki sezon süreçleri ve zamanlama bizim bilançolarımızı çok etkiliyor. Üçer ayda bir de bilançolama yapıldığı için eğer meyvede bir gecikme olmuşsa otomatikman bir çeyrek bizim cirolarımız ve kar zarar durumumuz atabiliyor. Örneğin bu yıl meyvelerde gecikme var ve bizim üretimimiz ve ürettiğimiz malın paraya dönüşmesi oldukça gecikti. Yani son çeyreğe kaldı. Dolayısıyla bizim bu yıl ilk 9 ayımıza baktığınızda Ersu meyvelerinin ciromuzda ciddi bir azalma görebilirsiniz. Bunun sebebi meyvelerin gecikmesi. Ama mahsul bu sene iyiydi. Ciromuz son çeyreğe kaldı. Tahmin ediyorum geçen seneki cirolarımızı yakalayıp geçeceğiz son çeyrekte. Evet, alacak tahsil süreniz oldukça düşük. 16 günde alacaklarınızı tahsil ediyorsunuz. Biz firma olarak şurada 2010 yılında bir karar aldık. Chain'lerden çıkma kararı aldık. Maalesef chain'ler malumunuz üreticiyi fevkalade eziyor. Ödemelerini geciktiriyor. Çok uzun vadelere yayıyor. Biz ihracata yönelik bir firmayız ve 2010 yılında chain'lerden çıkma kararı aldık. Ve olumlu etki yaptı mı? Çok olumlu etki yaptı. Birincisi kayıplarımız azaldı. İç piyasadaki perakende satışlarda ciddi kayıplar oluyordu para dönüşlerinde. Diğer bir husus ise gördüğünüz gibi 16 gün ortalamayla tahsilat yapıyoruz. Bu da meyve suyu sektörü için çok olumlu bir durum diye görüyorum. Şey beni şaşırttı. Ticari borç devir hızınız, devir süreniz 108 gün. Yani şu an için çok öyle gözüküyor ama çok genelde değiliz. 80-90 gün değil mi? Yani 80-90 günde normal siz borcunuzu ödüyorsunuz ama 15-16 günde de tahsil ediyorsunuz. Yani öyle gözüküyor şu an grafiklerden. Biz hani Allah'tan böyle bir software'imiz var, bilgisayar programımız. Hemen bir şirketin direkt kan testini buradan görebiliyoruz. Kredi kullanmayan bir şirketiz. Öz kaynak ağırlıkta çalışıyoruz. Evet. Bundan sonra ne yapacağız? Evet, sorusu asıl onu merak ediyorum. Yani şimdi siz bundan sonra nasıl, yani çok acayip yoğun bir rekabet var sizin sektörde. Evet. 116 marka var Türkiye'de meyve suyu sektöründe çarpışan. Örneğin biz Çin'de de tesisimiz vardı. 2011 yılında oradaki yatırımlarımızı sattık. Çin'de 1.4 milyar nüfusa karşılık 11 marka var. Türkiye'de 75 milyona 116 marka var. Hayır, o bu da rekabetin oranını size anlatıyor. O zaman niye sattınız Çin'deki marka? Yani orada uyum mu sağlayamadınız veya oradaki tat mı, kültür mü farklıydı? Güzel bir soru. Onu ayrı bir chapter olarak konuşabiliriz. Türkiye'den giden ilk yabancı sermaye yatırımıyız Çin'e. 1994 yılında gittik. 2011'e kadar çalıştık. 3 fabrikamız vardı. Çıkma zamanı gelmişti. Hatta biraz geç kalmıştık. 2011 yılında yatırımlarımızı satıp çıktık. Evet. Ama orası ayrı bir... Artık Çin ekonomiyi soğutma peşinde. Yabancı sermaye eski sıcaklığında değil. Evet. Aslında istemiyor bile diyebilirim. Evet. Evet. Konuklar... Ersu'nun bundan sonra ne yapacağını sormuştunuz. Evet. Meyve suyu sektöründe yeni ürünler çıkarmaya devam ediyoruz. Bilmiyorum duydunuz mu? Siyah havuç bir tek Türkiye'de yetişmekte. Siyah havuç suyunu yaptık. Siyah havuç suyu konsantresi yaptık. Evet. Ve ilk Japonya'ya ihracata başladık. Hayırlı siyah havuç suyu olarak. İnşallah. Bu 2013-14'ün bizim için yeni ürünü Ersu'da. Ben bir şey soracağım. Buyurun. Levent Gökten ısrarla şey diyor. Meyve suyu yılda 20 bin ton meyve suyu konsantresi ithalatımız var demiş. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Başkanı Alaaddin Güç öyle söylemiş. Bu firma bazında sizin
olmayabilir de yapan var mı? Yani onu hani yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi orada belirttiği gibi meyve suyu konsantresi, meyve değil meyve suyu konsantresinden bahsediliyor. Evet. İthal olan bu meyve suyu konsantresinin bir kısmı tekrar ihraç ediliyor. İhraç kaydıyla ithal edildiği için Türkiye'de tüketilmiyor. Diğer bir Türkiye'ye ithal edilen meyve suyu konsantresi ise narinciye, portakal suyu konsantresi. Çünkü Türkiye'deki portakal suyu, portakal acıdır ve asiti yüksektir, yani ekşidir. Hı-hı. Halbuki portakal suyu yaptığımızda onun daha tatlı, daha içilebilir olması gerekiyor. Onun için bazı üreticiler yurt dışından ithal ediyor. Ama bu rakam çok çok küçüktür. Evet. O 20 bin tonun tahmin ediyorum önemli bir kısmı tekrar ihraç içindir. İşlenen toplam ne kadar? Yani toplam içinde yüzde herhalde 3-5 olacak. 3-5 bile değildir. Anladım. Yani %1'in altındadır. Anladım, o yüzden. Evet. Ersu'ya devam edeyim arzu ederseniz. Ne son yapacak? Son bir dakikamız var. Evet. Hemen. Ne yapacağız? Bir arazimiz var şehir içinde kalan. Biz bu araziyi develop edip rezidans ve AVM yapmak üzere bir proje yaptık. Ön izinlerini aldık. 2014 yılında yaklaşık 40 milyon dolara yakın bir yatırım Konya'da olacak. Konyaeli'de, evet. Bu da Ersu'nun cirosunu ve kapasitesini 2014'te ciddi oranda artacağını düşünüyoruz. Evet. Ali Bey, maalesef süremizin sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir reel sektörden bir firmamızın hiç olmazsa elimizden geldiğince sorularımızı yönlendirdik. İştenlikle cevapladınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sevgili ederim. Üzeyir, sana da çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Piyasaları seninle birlikte yorumladık. Ayrıca bütün izleyicilere de bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yeniden Paranın Rotası'nda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yarın da Cüneyt Baksoy'la aynen her perşembe olduğu gibi piyasaları konuşacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.